mezuniyet konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Sevgili Su, senin için bir hediyemiz var. Sahneye gelirken müdür masasından hediyeni alıp gelmeni rica ediyoruz. A few moments later. Bencisi, şu an videoyu izleyenlerin aklında bir tane soru var. Videoyu izleyenler mi var? Olacak yani. Ödül çantasında ne var? Hepimiz bunu merak ediyoruz. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ödül çantası açılışı yapıyoruz. Zippo mu ya? Kart vizitle. Kart vizitle. Tabii ben bilmediğim için. Bir de şey var. Kupa. Kupa. Tebrik ederiz Bencisucuk. Ne demek? Her zaman. Her zaman. İnşallah bir sonraki mezuniyetlerine de. Bugün Bengüsü'ye mezun ediyoruz. 4.0 ortalamayla sınıf birincisi olarak mezun oldu. Gerçek bir achievement. Bir süredir yoktum. Yaptığım videoları bir türlü içime sindiremediğim için paylaşmamıştım. Ama bugün Bengüsü sağ olsun onun başarısını piggyback edip ben de NFT olmayan bir vlog videosuyla tekrar buradayım. Açıp bir baksak mı nasıl? Mezun şampiyon. Hadi bakalım kupana. 4-0 ile mezun olduğu için bir ona ödüller, hediyeler, bir şeyler geldi. Ver benden. Kolay değil. Kolay değil. Kolay değil. 4-0. Evet. Bir daha alalım bu hikayeyi. Bu süreçte neler yaşadım? Çok kötü oldu falan diye ağlayarak eseğimi teslim ettikten bir gün sonra AA olarak not ortada. Geri döndüm. Gerçekten iğrenç. Evet, gerçekten. O hatırladığınız şeyler, o insanlar burada işte. Bu arada bir tane daha anım var. Ve oradaki hocalarımdan bir tanesi, hatta çok da seviyorum. Ekonomi sınavındaydık. Ben sınavı erken bitirdim. Ve sınavın kenarına küçük çiçekler çizdim. Böyle şey, başlıkların altını çizdim falan. Böyle süsledim sayfayı. Öyle teslim ettim. Hala söylüyor bunu. Oradan belliydi. Bölüm birincisi oldular. Özür dilerim. Ya ne tatlı. Sana da şey yapacağım. Burada bir tane karikatür. Arkasında da bir şey yazıyor. A master's program, first of our class and rota thesis. Ya. Kafalar karışmasın. Kafalar karışmasın. Az önce değişik bir şey yaşadık. Banklarda otururken yan bankta oturan iki tane genç arkadaş biraz utana sıkına, ya işte sorsak mı, konuşsak mı falan dedikten sonra yanımıza geldiler. Ev arıyorlarmış. Bunlara İstanbul Mecidiyeköy'de -4. kat, hiç güneş girmeyen bir eve 3500 lira istemişler. Onlar da buna değer mi vesaire diye soruyorlardı. Yurt çıkmamış. Bu herkes her yerde yazıp çiziyor zaten. Belki görmüşsünüzdür yurt bulma konusunun ne kadar zor olduğu. Ama bu ev işinin ne kadar ciddi olduğunu bir kere daha görmüş oldum. Çocuklar buraya gelmişler. Nerede yatıyorsunuz, kalkıyorsunuz dedim. Burada kampüste banklarda yatıyormuş çocuklar yani. Şimdi büyük bir şeyle, hummalı bir çalışmayla ev arıyorlar. Biz de biraz bakınacağız. Ama biraz şaşırtıcı yani. -4. kata insanlara 3500 lira kira istemek. Sırf öğrenci diye muhtemelen. Hakikaten üzücü.
yemeğe geldik. Güzel bir İtalyan restoranına. Burayı denemek istiyorduk epey bir zamandır. Bu zamana kısmet oldu. Herkes güzel güzel makarnalar yiyor. Bende güzel bir levrek var. Kahveler alıp bir parka oturduk birazcık. Ama hem orada video çekemedim çünkü çok fazla çocuk vardı. YouTube'la başım derde girmesin diye. Her video paylaşırken YouTube yemin ettiriyor. Bu videoda tanımadığım çocuklar yok. Varsa da consent formum var diye. Çekmedim. Ama oradan da kaçmak zorunda kaldık. Çünkü bu nereye gidiyoruz burada? Bilmiyorum, ben sizi takip ediyorum. Etilere bir sivrisinek, Afrika kaplanı gibi bir sivrisinek dadandı. Isırdı mı bayağı böyle 2-3 hafta kırmızı kırmızı geziyorsunuz. Çok fena bir hayvan. Siyah beyaz benekli bir sivrisinek gibi. O yüzden oradan kaçtık. Bir yerler aranıyoruz. Şaka mı bu? Sen öndesin. Şaka mı bu? Niye herkes bana bir şeyler atıyor? Küçük bir bilgi veriyor. Kim kazandı? Ödül olarak. Kim kazandı Bengisu? Knowledge is power çocuklar. Çok şey yapmayın, dert etmeyin. Ve eve geldim. Birazcık sohbet edelim. Videoyu öyle kapatalım istiyorum. Epey bir süredir yoktum. Bir ayı geçti galiba. O yüzden birazcık bundan bahsetmek, neredeydim onu anlatmak istiyorum ufak tefek. Aslında birkaç tane video çektim. Bazılarında ses sorunu oldu. Onu koymadım. Bazılarına başladım. Nihayetini getiremedim. Bir türlü bitiremedim videoyu. Temelde en büyük sıkıntım, geriye dönük videolarıma baktığımda istediğim teknik ve hikaye anlatımsal iyiye gidişi tam bulamamış olmaktı. O beni birazcık huzursuz etti. Bu düşünce kafamın arkasında olduğu için de bir türlü kendimi yeni video yapmaya itemedim. Şu bir gerçek, bu videoları hem teknik hem de içerik olarak daha iyi götürebilmek için epey bir aslında düşünsel çaba gerekiyor. Geçtiğimiz sürede gerek kendi içinden geçtiğim dönem, gerek de işte birazcık yaptığım işlerle alakalı zihinsel bir böyle bir alan bulamadım. Bunu düşünecek, buna emek verecek. Ama eksikliğini çok hissettim. Vicdan azabını ve suçluluğunu çok hissettim. Bugün işte Bengisu'nun mezuniyetine gidince bu zorluğu aşabilmek için daha fazla video yapmaya devam etmem gerektiğini tekrar hatırladım. Aslında burada bunu beni durdurmaması gerekiyor. Benim daha fazla üretmem ve daha fazla yapmam gerekiyor. O yüzden bu içerikle başladım tekrar vlog içeriğimi üretmeye. O yüzden bu mezuniyetle denk geldi. Tesadüf değil. Eğer hala beni Instagram'dan takip etmiyorsanız G Kızıltan olarak bulup takip edebilirsiniz. Her zaman yeni videoları oradan paylaşıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın.